Evet. Sevgili seyirciler, Güllü 34 beden. Yani bana zayıfladığını dediniz ya. Ben onun yanında balık etli kalıyorum. Gözlerime inanamadım ya. Hoş geldin Güllü. Hoş bulduk canım. Güllü seni iki dakika bir ayağa kaldırmam. Evet, şöyle ayağa kaldırmam. Nazar olmayayım sonra. Maşallah. Maşallah. Sana az önce ne dedim yayına girmeden önce? Neydi? Öncelikle herkese günaydın. Diyorum ki Seren, böyle birebir başka ama ekranda her sabah nazar duası okuyorum sana. Ay canımsın, çok ki senin bende yerin apayrıdır. Gerçekten. Bana da okur. Çok mu? Sana nazar sana diyecek ya. Bir şey yok. Bakın, bakın görün nasıl zayıflamış. Senin nazar boncuğun yanımda her sabah. Evet, doğru söylüyorsun. Bir bak. Şimdi müthiş. Bak Güllü 47 kilo. 47. Ben 55 kiloyum. Tam 47. Bak ben 55 kiloyum. Bak ben senin yanında balık etli duruyorum. Balık etli kadın. Balık etli. Ama ekran bize her halükarda yine bir 5 kilo falan fazla gösteriyor. Yok seni gösteremez şu anda. Sen gayet bir böyle çeksenize. Böyle bir bel. Şu yeleği çıkarsana. Çıkarayım. Yeleğe çok şık. Ah düşeceğim. İnanamıyorum sana. Mikrofonumu da yeleğe attım. Ya 70 evet. kilo verdi dedik vallahi. Ama biz bu Cengiz 60 işte. 60. 40, 46 kilo vermiş kız. 45-46 kilo evet. 45-46 kilo. Hı. Muhteşem olmuşsun. Vallahi. Bacaklar falan vallahi inanamıyorum. Vallahi baksana. Ay Güllü inanamıyorum. Genç kız oldum genç kız. Evet. Eski fotoğraflarını gösterelim arkadaşlar. Nereden nereye geldi? Ya. Kesinlikle tanımıyorum. Vallahi. Sen tanıyor musun eski kadını? Ya ben her hayatımdaki her kadınla barışıyorum ya. Değil mi? Ben onların de öyleyim. Onların da aslında biliyor musun ben senin o halini de işte bana da söylüyorlar. İşte senin o balık etli halini de seviyorduk falan. Hep aynı laflar. Hep aynı laflar. Kandırmaca mı bu? Tabii canım o zaman da çok güzel yüzün var ama poğaça gibisin. Biraz zayıfla biraz da. Şimdi kilo verdim. Şimdi yolda sokakta tanımıyorlar. Evet ama saçlarını yani. Kestirmişsin. Kestirdim. Yani evet, bir değişik bir biraz bu, böyle. Tamamen şey değişmiş. Ama bir şey söyleyeceğim. Hakikaten mesela bazen tanımakta güçlük çekebilirlerse başka bir... Böyle baksana başka özellikle bir kadın bu fotoğrafın mesela bak. Ay tanımıyorum. Ay görmeyeyim. Ama burada artık çok fazla almışsın. Evet burada. Evet. Kaç kilo kadar çıkmıştı? 120 falan en yazıyor son, gazete. Yok hayır canım 93 kilo. Öyle mi gazete? Yani sevgili doktorum da izliyor isterseniz şahittir. Canlı ha. Yayına da bağlanabilir. 93 kilo öyle mi? Bu arada öpüyorum ellerinden canım abim benim sihirbazım mı diyeyim ne diyeyim. Sihirli değneğim beni tekrar Allah'tan sonra annemden sonra tekrar hayata adım attıran insan. Profesör doktor. Sevgili Haluk Ünalp abim canım o benim ya. Yani vallahi ona tebrik ederiz gerçekten. Onun bir kelimesiyle Haluk Ünalp bayağı gerçekten hayatımda değişik. Dönüm noktası. Ama bu saçlar falan da sadece kilo vermek değil saçların falan değişmesi de çok güzel olmuş. Şimdi hadi birazcık rengi, böyle şekli. Gizli kapaklı konuşalım. Şimdi önceden kilo vardı hep uzun saçlar o şeyler maşalar hep kiloyu kapatalım yanaklara ama diye. Ama yanlış bir şeydi o kapamazlar da böyle koca i̇şte, kapa oluyordu. Şimdi zayıflayınca bir anda kabak çiçeği gibi açalım dedim ki ne yapayım bu saçlar bir gitsin önce böyle bir değişim. Hani kiloyu verdik ya ben şimdi dedim saçlar. Ben kısa saçı seviyorum başkalarını da kendimde hiç değilse yani ben de kadını hep uzun ama, saçlı evet, seviyorum ama evet. Yakışmış sana ama farklı olmuşsun. Sana da çok olmuşsun. Yakışır. Peki şimdi kilo vermişsin. Evet. Her şey yolunda. Çok şükür. Genç kız gibi doğmasın muhakkak bir aşk vardır. Aşk var tabii 15 yıldır var. Aynı kişi. Tabii ki aynı ama kişi. O seni kiloluydu da kendi seviyordu şimdi. O şimdi aferin. Şikayetçi. O da mı kilolu seviyordu? Eskiden değil, böyle diyor tuttuğum zaman löp löp böyle et geliyordu kadın geliyordu. Şimdi diyor kemiklerim batıyor falan diyor. Şimdi o biraz göbekli. Ona böyle çaba sarf ediyorum. Hadi erit ekmek yok işte şu yok bu yok diye. Ama o öyle zaman demek şey. Ki senin en kötü göründüğünü düşündüğün diyeyim. Yani hiçbir zaman bir kadın hani çok aynalara kötü küs olduğumuz zaman. Aynalara evet. Küs olduğumuz zamanlar var hepimizin. O dönemde dahi yanında olmuş bir adam. Hep yanımdaydı. Bak bu ne kadar güzel bir konfor. Hep, ne evet, önemli. Evet. Çünkü erkekler evet. 2 kilo alsan ay belin kalınlaştı falan demeye başladılar. Ay. Böyle bir tarz olan bir ırk var şu anda yani. Benim fakirim şimdi üzülüyor. Diyor ki ne olur al biraz kilo al ne olur al. Yani bir de... Bu... Mide küçültme ameliyatıyla oldu değil mi? Evet, tüp mide operasyonu. Tüp mide operasyonu oldu. Çünkü hani yok bir kinoa haberleri çıktı, kinoa yemişsin de zayıflamışsın yok. Bilmem ne. Onları bir süre denedim ama yok faydasını görmedim. Kesinlikle tüp mide. Yani bir kere benim böyle radikal bir karar almamdaki yegane sebep az önce de söylediğim gibi doktorum sevgili Haluk Ünal bir dostum aracılığıyla beni aradı. Senin sesine hayranım dedi. Ben dedi yıllar yılı seni dinlerim. Nerelerdesin? Dedim abi evde yatıyorum. Neden yatıyorsun? Bu arada çok büyük bir trafik kazası atlatmıştım. 2,5-3 sene öncesini anlatıyorum. 3 değil de 2,5 sene öncesini anlatıyorum. Ölümden mi döndün o kadar? Ölümden döndüm. Sağ ayağımda platin var, belim kırıldı. Dolayısıyla kilo yattıkça yani 2 aya yakın yatağa bağlı kaldım öyle diyelim. Kadar, çok özür dilerim lavaboya bile kalkarken 2 kişiyle birlikte kalkıyordum. Üzerine de kilo binince yatıyorsun hareket etmiyorsun.
yiyorsun. Hiçbir hareket yok, daha da kilo aldım. Haluk abim sağ olsun telefon açtı. Hemen ayağa kalkıyorsun, buraya yanıma geliyorsun. Dedim abi ne yapacağız? Bu kilolar hemen gidecek. Ekrana küstüm, mesleğe küstüm, bırakın aynaya küstüm. Yani kendime küstüm. Ve hayattan kopuyorsun, evet. Sosyallikten aynen kopuyorsun. Öyle. Aynen öyle. Hiçbir cemiyete giremiyorum. Arkadaşlarım çağırıyor, hadi şuraya gidelim. Yok. Bir mağazaya giriyorum, bir şey beğeniyorum. Ay, bunun X large var mı? Var diyorlar. Giyiyorum, olmuyor. XX large. Bir dönem sonra 3X'ler. Bu iş öyle olmaz. Haluk abi de gazı verince yürü dedi seni yeni baştan. Tekrar böyle bir... Ne zaman gerçekleştirdin bu ameliyatı? Geçen değil, ondan önceki Ramazan'ın 3. günü ameliyat oldu. Yani 2 yıl oldu. 2 yıl oldu mu? Olmak üzere gibi. Ama buradan da şunu hanımlar bizi seyrediyorlar şimdi ve Türk kadınının kanayan yarasıdır kilo. Yani evet. Alırız veririz. Hep evet. Böyle geçti. Şimdi bu ameliyat aslında bize ne öğretti Güllü? Bu ameliyat bize sık sık az yemeği öğretti. Evet. Yani aslında evindeki her kadın, çünkü şimdi obez olanlar, ben obez değildim ama benim de işte kalbim büyümüştü, yüksek tansiyon vardı. Benim de Allah metabolik korusun. Sendrom olduğum için ben de oldum Allah ama korusun. Bu ameliyat herkese yapılamaz ve ölüm riski olan bir ameliyat. Tabii yani bunu ikide bir de hani bizi görüp de bu asla özendirici bir durum olmasın. Çünkü sadece obezite hastalarına ve metabolik sendrom hastalarına yapılan bir ameliyat. Bunun sonucunda ölümcül vakalarda oldu, öyle mi? Oldu, evet, ölenler oldu. Kaç defa gazeteler yani, haberleri oldu. Sık sık yiyeceksiniz, az az yiyeceksiniz. Hamburger bile yiyorum ben şu anda. Ama şimdi, hamburgerin şimdi, dörtte birini yiyorum mesela. Sizi tabii seyirci böyle görünce ne kadar zayıflamış falan filan. Özendirici oluyor ama değil. Gerçekten özendirici oluyor. Yani bu işin iyi uzmanı var, kötüsü var. Dolayısıyla şimdi onu söyleyeceğim. O kadar çok popüler oldu ki. Bu işi ticari yapan doktorlar da var. Ben onlara doktor demiyorum, baytar diyorum. Çok özür dilerim bu arada baytarlardan. Ama ölebilirler ya. Bununla sonuçlanan çok acı şeyler gördük. Ben birebir çevremde yaşadım. Onun için söylüyorum, doktor bu konuda çok önemli. Yani işte 5000 liraya yaptırıyorum, 6000 liraya yaptırıyorum. Yok. Para canımızdan önemli değil. Evet, her şeyin kalitelisi, öyle mi? Kesinlikle ama aynı zamanda da bu ameliyatı herkes olamaz. Aynen öyle. Yani her kilolu kadın bu ameliyatı çok. Olamaz, ölürsünüz. Yani kaç da bu operasyonun şeyi? Yani her şey ama 65 bin. Civarı mı? Civarı. O, gibi. Ya. Evet. Özel hastanede yaptırırsan ama devlet hastanesinde evet. obez hastaysan da devlet hastanelerinde de bedava da yani bedava değil de yani az bir ücretle bir hani 10 küsür aynen. falan verip oluyorsun ama obezite hastası olman lazım veya iç organlarının yani metabolik sendrom diye bir şey var. Artık hani karaciğer acayip yağlanacak, kalp büyüyecek. İşte yani yüksek tansiyondan yani. Gidebilirsin bu kiloyu şeker vermediğin için. Şeker hastası olabilirsin. Yani anlatabiliyor muyum? Bir sürü şeyin bir arada olduğu zaman ki hastalara da beni öyle aldılar. Bana ilk önce gittiğimde kusura bakmayın dediler.